E işte Batuhan sözünü tuttu. Ve neydi bu Batuhan? Uzay aracı. Evet, uzay aracı. Elindeki de o neydi? Daha Star Wars. Vay vay vay, tamam. Daha dün gece internette bir şey gördüm. İsmi lazım değil. Birisi uzay gemisinden bahsediyordu. Şu anda bir uzay gemisi yapıldı mı, yaptık mı bilmem ama yakın gelecekte Allah'ın izniyle evlatlarımız, bizim balalarımız, bugünün çocukları, yarının adamları, Batuhat gibi gençlerimiz büyüyüp inşallah Allah'ın izniyle bu uzay gemilerini, araçlarını gerçekten yapıp gökyüzüne ve uzaya gönderecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle değil mi oğlum? Ve o yüzden şimdi Lego diyerek küçümsemeyin. Bu çok önemli bir şeydir. Çocuklarınıza mutlaka Lego alın, Lego oynatın, oynasınlar. Tek başına oturup Lego oynasınlar. Televizyon falan bakmasınlar. Otursun. Hayal gücünü gerçekleştirsinler burada. Ne yaparlarsa kârdır. Bu çocukların gelişimi için, benim gelişimim için çok önemlidir çünkü. Ve çocuklarınıza masal anlatırken de yok danalar girmiş bostana, kov bostan danayı gibi masallar anlatacağınıza, çocuklarınıza atalarının ne büyük işler yaptığını anlatın. Mesela veya çocuklarınıza masallarda uzay gemisi yapmaları gerektiğini, uzay araçları yapmaları gerektiğini, teknolojiyi anlatın. Çocukların kafasına bebeklikten başlayın bunları sokmaya. Çünkü biz danalan, bostanla, ondan bununla uğraşırken, çocuklarımıza bunları anlatırken çocuklarımız o seviyede kalıyor. Yahudiler de çocuklarına dediğim gibi bu teknolojiyi, bu araçları üstün geliştirilmiş silahları anlatıyor ve çocuklar da büyüyüp ister istemez onları yapıyor. Ve sonra biz neden geri kaldık diye düşünüyoruz. O yüzden bunları bırakalım artık. Geleceği düşünelim. Çocuklarımızın gelecekte her şeyi yapabilmeleri için, istedikleri her şeyi başarabilmeleri için şimdiden onların altyapısını biz hazırlayalım. O yüzden herkes mutlaka Lego alsın çocuklarına, versin çocuklar Lego oynasın. Televizyonda günde en fazla yarım saate düşürün. Biz de ne yazık ki herkes her dediğimizi biz de yapamıyoruz. Bu aralar taşındık biliyorsunuz. Ve Batu abi da çok televizyon baktı. Oturdu televizyon karşısında bütün gün televizyon baktı. Hiç iyi değil. Yanlış bir şey. Ve şu anda Batu abi televizyon bakmıyor 2 gündür. Televizyon bir Alman ailede mesela günde en fazla yarım saat bakılır. Tabi her Alman ailede tabi değil ama çoğu Alman aileleri disiplinli olanlar öyle yapıyor. Çocukları Lego oynuyor aslında. Dersini yapıyor. Ve benden size öneri çocuklar dışarıda bırakın oynasınlar. Düşsünler, kalksınlar. Hiç fark etmez. Doğada, Gitsin mi lan? doğada yaşasınlar, doğada. Evde Lego oynasınlar. Güzel şeyler yapsınlar. Çocukları iyi eğitin. Doğada arkadaşlarla oynasınlar. Çocuklar, çocuklar arasında salın. Çocuklarımız anca öyle sağlam büyür. Anca öyle hatasız bir şekilde inşallah Allah'ın izniyle gelişirler. Yapabiliyor Bütün musun? gerekli olan her şeyi kendileri hayattan öğrenirler, doğadan öğrenirler. Buyur oğlum. Baba büyük bir tane da yangın gelmiş. Nereye yangın gelmiş? Böyle aşağı böyle gidiyor insanlara geliyor. Nerede gördün bunu? Ben hatırlamış mıydım? Nerede gördün sen bunu? Uçakla gitmiştik orada. Aşağı bakmıştım ben. Hmm, Batuhan zekası o kadar iyi çalışıyor ki Sonra da benim insanlara hatırlamadığım geliyor şeyleri bana diyormuş. anlatıyor yine. Sonra 2 yaşında kaplumbağa geldi. öyle mi olmuştu? Ben hatırlamıyorum oğlum da ama demek ki sen diyorsan öyle bir şey vardır. Benim bile hatırlamadığım bundan Batuhan şu an 4 yaşında 4,5 yaşına geliyor. Bundan 3 sene önceki şeyleri anlatıyor buna çocuk. De Ama baba hatırlamadı. hatırlamadım. Çünkü niye? Çünkü sistem o kadar pis ki oğlum bizi çalışmaya Sadece zorluyor. ben hatırlıyorum. Evet sen çok akıllısın çünkü bizi çalışmaya zorluyor oğlum. Babalar çok çalışıyor. Ama siz de gelmiştiniz. Tamam doğrudur ama babalar o kadar çok çalışıyor ki artık zaman kaçıyor bizden sanki. Ne oluyor? Biz peşinden koşturuyoruz. Bu kız ne oluyor oğlum? Şaşırıyoruz biraz. Onun için her şey çok zorlanıyor tabii. Onun için de çocuklara bakması, eğitim, her şey çok zora giriyor. Çünkü bu zamanın sistemi budur. İstiyorlar ki insanlar köle olsun, köpek gibi çalışsınlar. Sadece çalışsınlar. Köpek gibi dedim baba. Sakin ol oğlum. Sadece çalışsınlar, çalışmaktan önünü görmesinler. Ve herkes mal Köpekler gibi çalışmaz yetişsin. Bunların ki. derdi bu.
köpekle çalışmaz mı? Hı-hı. Tamam, tamam. Ben aslında insan köpeklerinden bahsetmiştim oğlum. Onu büyüdün mü sen de öğrenirsin. Bazı insanlar var, köpek onların yanında tertemizdir. Hani köpek kötü bir hayvan değildir. Köpek çok iyi bir hayvandır aslında ama biz insanoğlu işte ağzımız böyle alışmış. Hemen bir hayvana benzetiyoruz. Aslında hayvanların yanında o dediklerim hiçbir şey olamazlar yani. Hayvanlar çok iyidir aslında. Ne dedik biz oğlum? Hayvanlara sahip çıkacağız değil mi oğlum? Ne yapabiliyor? Batu bak. Batu bak. Bana bak. Hayvanlara sahip çıkacağız değil mi? Hayvanları seviyorsun değil mi sen? Doğayı da seviyorsun. Hayvanları, ağaçları, yeşilliği seviyorsun değil mi? Bunlar hepsi Allah'ın bize emaneti değil mi? Öyle mi? Bak şimdi. Sen kafan tabi orada şimdi ha. Bu bak, döndürebiliyor. Ver bana. Ben bu döndürebiliyordum. Ama. Dur, yanlış yere döndürüyorsun. Öyle sen döndüremiyorsun abi. Çocuklarınıza doğayı, hayvanları öğretin. Lego oynatın. Doğada oynasınlar, arkadaşlarla oynasınlar. Aynen öyle. Aferin sana oğlum. Bir de spor yapsınlar. Spor bak, yapsınlar. Bak, evet. Bak abi spora gidiyor. Spor da yapıyor. Ben bilmiyordum. Tamam o zaman. Bak abi yaptı. Dediğim gibi. Kapı da yapalım. Bugün uzay gemimiz, aracımız var mı bilmiyorum ama yarın olacağı muhakkaktır. Yeter ki biz çocuklarımızı doğru yetiştirelim. Bir de ne oynayalım? Tamam kapatalım şimdi önce. Görüşelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevgiler.